Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Melikgazi İlçe Milliyetim Müdürüm, sevgili velilerimiz, eğitim liderlerimiz, 24 Kasım'da Tekden Eğitim Kurumları Veli Konseyi toplantısını yaptığımızda veli temsilcilerimiz ve okul aile birliği üyelerimiz tarafından istenen ve düzenlenen evlat yetiştirme sanatı seminerimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dünyada ölümsüz olmanın yollarından birisi de vatanına, milletine, bayrağına, dinine bağlı dünyaya katkıda bulunan hayırlı evlatlar yetiştirmektir. Birçok ilde, birçok kurumda bu konuda büyük gayret gösteren ve bizi kırmayan, seminerimize bizi kırmayan yönetim kurulu başkanımız Sayın Kemal Tekden Bey'e teşekkür ediyoruz. Kendisiyle hasbihal ettiğimizde aşağıda Allah ömür verdikçe bu yolda ve bu uğurda nesillerin yetişmesinde büyük katkıda bulunmak adına mücadele edeceğini özellikle vurgulamıştı. Evlatlarımızın ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller olacaktır. Onun için inceleyip sık dokumak gerekir. İşte inşallah bugün bunun sırlarını ve sanatını dinleyeceğiz ve izleyeceğiz. Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı, Tekden Eğitim Kurumları okullarıyla nesillerin, evlatlarımızın çağa öncülük edecek şekilde yetişmesinde büyük öncülük yapan yönetim kurulu başkanımız Sayın Kemal Tekden Bey'i evlat yetiştirme sanatı sohbeti ve semineriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Sayın Başkanım buyurun. Evet, herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İtibar edip geldiğiniz için böyle bir arkadaşlarımızın organize ettiği böyle bir programa. Daha önce de ben burada bu konuda bir konferansım olmuştu. Özellikle okul aile birliğinin arzusu ve isteğiyle daha geniş çaplı bir program olsun istekleri sonucu bu programı yapmak istiyoruz. Bu konuda okul yönetimimize de teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir program olur. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, tabii ben bu konuda bir uzman değilim ama en az bir uzman kadar okudum, araştırdım ve daha doğrusu tecrübe edindim kendi hayatımda, kendi evlatlarım üzerinde. Bu yüzden bu konuyu rahatlıkla işleyebileceğimizi düşündük. Arkadaşların da teşvikiyle başladık. Ama çok verimli oldu. Çünkü birçok ilden davet alıyoruz bu konuda ve hiç de gocunmadan ben nereden çağrılırsam gidiyorum. Bir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yapılan bir çalışma, öyle diyelim. Evlat belki de hayatımızda en büyük öneme sahip olduğumuz varlıklarımız. Bu gerek toplum gerekse aile olarak böyle. Kendi çocuklarını en iyi yetiştiren toplumlar daima en güçlü, en sağlıklı toplumlar olmuşlardır. Tarihte de bu böyledir. Türk toplumu daha önceleri belli sistematiği olan bir toplumdu. Bu tamamen değişti. Yerine bir alternatif koyamadığımız sürece tehlike var demektir. Bu bakımdan bu alternatifi koyma çalışması diye düşünelim. Sanat dedik. Oradan başlayalım. Neden sanat? Daha önce de ben birkaç kere anlattım. Bunu duyan vardır. Bizim Denizli Hastanesi'nde bir aileye yaklaştım. Ziyaretlerim oluyor böyle zaman zaman, hasta ziyaretlerim. Bir kız çocuğu
var annenin kucağında ama hasta, hastalıklı bir çocuk. Dördüncü çocuğuymuş öğrendiğime göre. Ona, anneye dedim ki, sizinle bir pazarlık yapalım. Size ben bir elmas takdim edeyim. Karşılığında bana bu hastalıklı çocuğu verin diye. Tabii anne bunu anladığı anda öyle bir sinirle baktı ki bana, neredeyse dövecek sandım. Asla dedi. Asla, onu hiçbir şeyle değişmem. Evet. Yani çocuklarımız ne kadar hastalıklı da olsa, ne kadar dördüncü, beşinci, sekizinci, onuncu çocuk da olsa elmastan, mücevherden daha kıymetlidir. Bir yakınımın özürlü çocuğu vardı. Beyin özürlü. Geçen sene vefat etti çocuk. Ve ben içimden dedim ki ya kurtuldular. Sonra öğrendim ki bir ay yas tuttular. Bizim hazinemiz gitti diye. Bakın çocuk nasıl olursa olsun bu kadar kıymetli. Peki bu kadar kıymetli de onun değerinin gerçekten farkında mıyız? Ve ona bu kıymete haiz bir şekilde yaklaşıyor muyuz çocuğa? Bu çok önemli. Bu seminerleri verirken bile ben kendim bir şeyler öğreniyorum ve bundan da mutlu oluyorum. Artık çocukları yok bizde, torunlar var. Allah'a şükür. Bakın, bir silah yapıyor, kama yapıyor, bir bıçak yapıyor vatandaş. Bunu yaparken işlemelerle onu güzelleştirmeye çalışıyor. Basit bir şey. Ama onu bile güzelleştirmekle uğraşarak bir sanat ortaya koyuyor. Bakın onlar sanat. Bir cevheri mücevher haline getirmek, gerçek manada bir cevheri, bir pırlantayı işlemek sanat. Bu kadar en önemli bizim varlığımız olan çocuklarımızı işlemek bunların çok ötesinde sanattır. Yani evlilik de bir sanattır. Geçenlerde bu konuda da bir konferansım oldu. Erciyes Üniversitesi'nde. Evlilik de bir sanattır. Ama en büyük sanatkarlık çocukları işlemek, onları cevherden mücevhere dönüştürebilmek. O bakımdan öğretmenlerimizin vazifesi çok ulvi. Ama anne babanın ki onun ötesinde. Anne baba olmak çok daha büyük sanatkarlıktır. Ve örnek olarak biz en büyük sanatkarı arama çabası içerisindeyken bu sanatı işlemek zorundayız en güzel şekilde. İşte bunun için bu konular çok önemli. Bu konuları devamlı herkesin işlemesi. İnşallah bizim arzumuz, hedefimiz değerli eğitimci arkadaşlarla beraber bu konuda Türkiye'de geçerli olan bir kitap hazırlığı içerisindeyiz. Onu hazırlayıp bütün toplumun hizmetine sunmak arzusundayız. Değerli dostlar, bu madem bir sanatkarlık yapıyoruz, her sanatta da aşkın olmazsa olmaz olması gerektiğini vurgulamamız lazım. Yani ben daha önce eğitimci arkadaşlara aşk olsun diye bir sunum yapmıştım, konferans vermiştim. Her işi aşkla yaptığınız zaman işte o sanat, gerçek sanatkarlık ortaya çıkıyor. Çünkü kainatın yaratılmasının altında da o aşk vardır, gerçek aşk. Aşk insanın karşıdakine veya yaptığı işe kendini adamasıdır. Bütün gönlünü ve ruhunu, aklını, beynini onun için sarf etmesi demektir. Bu bakımdan her gerçek sanatın içerisinde aşk olmazsa olmaz bir gerçekliktir.
Bu yüzden zaman zaman acaba nerelerde hata yapıyoruz diye sorgulamak gerektiğini ben düşünüyorum. Hayatımız zaman zaman kendimizi sorgulamakla geçmek zorundadır. Yani ben niçin dünyaya geldim? Neden yaşıyorum? Niçin varım? Bu dünyada bir iz bırakacak mıyım, bırakmayacak mıyım? Yoksa havadan yere düşen bir toz muyum? Bir süre sonra yok olacak, bir rüzgarla gidecek. Tabii toz belli bir saniye duruyor, belki birkaç saniye, ama insan da bunun biraz daha ötesi duruyor. Farkı yok. Bir süre yine geçiriyoruz. Herkes alacağı keyfi, zevki o süre içerisinde alıyor. Ne kadar süre belli değil. Bazen bir günlük oluyor, bazen 100 yıllık oluyor. Ama bu süreyi geçiren insanlar diyor ki bir göz açıp kapayıncaya kadar geçti. İşte o bir göz açıp kapayınca kadar geçen sürede acaba geride ne bıraktık? O önemli. Bunu sorgulamak bizim boynumuzun borcu. Olmazsa olmaz yapmamız gereken bir şey. Ben daima hemen hemen her konuşmamda da arkadaşlarla bunu değerlendiriyoruz. Acaba çocuğun eğitiminde ne kadar etkiniz? Ailenin etkisi ne kadar? Okulun etkisi bir çocuğun gelişiminde, eğitiminde ne kadar etkili? Yüzde kaç diye. Ben kabaca ortalamaya vurduğum zaman okulun etkisinin en iyi okulda, Teknen Koleji'nde bile %40-45'i geçmediğini düşünüyorum. Aileninki de ortalama %20. Bazen bu %20 70'lere 60'lara çıkabilir. Biraz sonra anlatacağım çıkan aileleri de. Eğer ne kadar zorlarsak bu sınırı, o kadar çocuğumuzun mükemmel olacağını bilin. Ama Türkiye'de ve dünyada gelişen olaylar bunun hiç de böyle olmadığını, olumsuz geliştiğini söylüyor bize. O üçüncü sayfa haberleri var ya, ben bazen öfkemden ve günümün zehir olmaması için o sayfayı atlayarak gidiyorum. Çocuk annesini baltayla doğradı veya babasına işte kurşunladı gibi en basitinden. Bu haberler beni açıkçası çok üzüyor. Bunun karşılığında ne yapabilirim noktasında bu seviyelere geldiğimi söyleyebilirim. Ortam zorlaşıyor. Dolayısıyla anne babalık da eğitimcilik de zorlaşıyor. Bunu bilmek zorundayız. Çünkü hani diyeceksiniz, belki aklınızda soru vardır. Hani %40 okul, %20, 30 aile, geriye kalan %30-40 ne oluyor? Yani eskiden bizim sokaklarımız vardı. Sokaklarda en fazla bir yaramazlık yaptığımızda komşunun babası gelir kulağımızı biraz çekerdi. Bizim babamız da akşam söylediğimizde gider o komşuya teşekkür ederdi. Benim çocuğun yaramazlığına engel olmuşum, teşekkür ederim diye. Şimdi tabii çocuklar hangi sokakta geziyor bilmiyoruz. Şimdi sokağa internet. Hangi sokaklarda ne sörfler yapıyor bilmiyoruz. Kimlerle buluşuyor? Hangi sapıklıklarla karşı karşıya, bunu asla gözlemleme ihtimalimiz bile yok. Biz anlamıyoruz ki televizyonlarda hangi diziler seyrediliyor. Ben bazen bazı dizilere denk geliyorum, aman Allah'ım. Yani kahroluyorum. Öyle sapık ilişkiler, öyle sapık söylemler var ki. Şimdi bu yüzden çok zor bir ortamda anne babalık yapıyoruz. Çok zor bir ortamda eğitimcilik yaptığımızı söylemem gerekiyor. Ellerine telefon vermekle kurtulamayız. Özellikle ortaokul son, belki lise yıllarına kadar çocuklara görüntülü o akıllı telefonlardan vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bakın, Bill Gates çocuklarına lise yıllarına kadar
bilgisayar bile vermemiş. Bilgisayardan anlamıyor çocuklar. Yani dünya bilgisayar devinin başındaki insan çocuklarını bilgisayardan mahrum ediyor. Böyle ama. Böyle olması gerekir. Onun için. Ve çocukları öyle bir yetiştiriyoruz ki bazen bizler de hataya düşüyoruz. Onlar hani derler ya çocuklar efendi olacak diye. Çocukları efendi yapmaya başlıyoruz. Yani ölçüyü kaçırdığımız için. Çocuklar efendi olmamalı. Ama o ölçüyü işte sınırı ve çerçevesi içerisinde muhafaza etmek zorundayız. Çocuğa değer vereceğiz tabii. Ama onu da ölçülü yapmamız lazım. Aksi takdirde mesela işte ben vakıfla ilgilendiğim için vakıfta bazı aileler geliyor böyle göğüslerini yere benim çocuğum üstün zekalı diyor. Çocuğun yanında. Yani bu o kadar ters ve yanlış etki yapıyor ki çocuğun psikolojisi üzerinde. Ben üstün zekalıymışım diyor ve başkalarına yukarıdan bakmaya başlıyor. Bir süre sonra da bunun pek fayda etmediğini sınavlarda, çalışmadan bir iş yapamayacağını anladığı zaman da kaygıya giriyor ve çocuk psikolojik buhranlar içerisinde perişan oluyor. Başarısızlıklar yaşıyor. Burada övmek gerekir ama neyi övmek önemli onu biraz sonra anlatacağım. Uyuşturucuların adeta okul önlerinde satılır noktaya geldik. Emniyet bile başa çıkamıyor. O kadar müthiş bir ağ var ki Türkiye'de de böyle, bütün dünyada da böyle. Bu ortamda çocukların bir anlık bir gafletle bile yanlış yollara sapması çok muhtemel. Arkadaş çevresini biz seçmiyoruz. Ama kendi seçmesine tabii ki bırakacağız. Fakat işte onun öncesini nasıl yapacağız, hazırlayacağız? Bunu konuşmamız gerekiyor. Evet. Bu kadar çaba. Sizler çocuklarınızı okullara, özel okula gönderiyorsunuz. Çocuklarınız en iyi şekilde eğitilsinler, en iyi şekilde yetişsinler istiyorsunuz. Değerli büyük insanlar olsun istiyorsunuz. Ama bugünün ortamında çocukların hedefleri genellikle herhalde toplum böyle istediği için daha yüksek makamlar, daha yüksek paralar gibi hedeflere sahip çocuklar. Yani okul, üniversite seçerken mesela şurada iyi para kazanırım, burada bilmem iyi bir makama gelirim diye seçmesi çocuğun yanlış bir gaye içerisine girmesine sebep oluyor. Tabii ki iyi adam olursa, etkili, tesirli bir insan olursa bunları kazanacaktır. Ama parayı birinci plana koyan bir insanın efendisi para olur. Makamı birinci plana koyan insanın efendisi makam olur. Ona göre şekil almaya başlar. Bir bakarsınız şekilden şekile girer çocuklarımız veya insanlarımız. Bir hadisi şerif var. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Onlar saftır, temizdir. Onları bozan ailelerdir, biz aileler. Yani onları Hristiyan yapan, Yahudi yapan veya sapkın bir anlayışa sevk eden ailelerdir buyuruyor. Yani bu bakımdan çok büyük, çok veballi bir durumda, konumdayız. Hazreti Ali de, pardon, kişiliğin %90'ı da ilk 7 yaşta tamamlanıyor. Yani demek ki aile nin etkisi çok çok önemli. Biz tabii beni dinlemeye genellikle şuurlu, bilinçli aileler geliyor. Ben de onları anlatıyorum böyle. Kusura bakmayın. Buraya bu konuda ihtiyaç hissedip gelen insan bence çok bilinçlidir, çok şuurludur. Baştan bunu kabul etmemiz lazım. Çocuğa
bu yönde gereken değeri verme çabası içerisindedir. Çocukların beyni adeta donmamış beton gibidir. Üzerine ne iz bırakırsanız o kalır. Ve ailelerde yaşanılan olaylar, travmalar ömür boyu tesir ediyor. Bunu bütün bilim adamları böyle açıklıyor. Aile, mesela bir çocukla, bir insanla karşılaşıyorsunuz. Bu insan böyle ezik büzük veya huzursuz, depresif, özgüveni yok. Diyorsunuz ki bu muhtemelen travmatik bir aile ortamında yetişmiş. Veya baskıcı bir aile. İşte baba konuşturmuyor, bas bas bağırıyor. Tamam, otorite gerekli ama ölçü dedik ya hep. Sürekli bağırıyor, hani çocukluğuna gidin diye bir şey var psikologlar arasında. Çocukluğuna gittiği zaman bunu fark ediyor. Veya anne baba birbirleriyle kavga ediyor her gün. Şimdi benim bir tanıdığım vardı. Çocuk, çok zeki bir çocukları vardı. Böyle içine kapandı çocuk. Ve bir gün gelip annesine diyor ki, babasına diyemez tabii, baba vurdum oturtur. Öyle bir baba. Annesine diyor ki, anne diyor, siz diyor devamlı benden dolayı tartışıyorsunuz diyor. Keşke ben ölsem de diyor, bu tartışmalarınız sona erse. Sebep aslında çocuk değil. Ama çocuk öyle anlıyor. Çocuğun bakışı farklı. Benden dolayı tartışılıyor, benden dolayı bu kavgalar diye düşünülüyor. Yani çocuğun yanında konuşurken bile çok ölçülü konuşmak gerektiğini söylemek isterim. Yani bizim anladığımızı değil, farklı manada o kendi psikolojisine göre şeyler anlıyor. Çocuğun eğitimi anne karnında başlıyor. Bu bilim adamları da böyle söylüyor. Hadis de var bu konuda. Ve şöyle bir hadis de var. Beşiği tutan el dünyaya hükmeder. Ya düşünüyorum, o kadar müthiş bir söz ki bu. Beşiği tutan el eğer hakkıyla tutuyor, onu sallıyor, onu büyütüyorsa dünyaya hükmedecek bir insan yetiştirebilir. Bu hepsi bizim bakış açımızda, bizim onu yönlendirmemizle alakalı. Bu kadar önemli. Evet, dedik ki biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Şimdi ben artık çoğu kimsenin bu sözlerine inanmıyorum. Kusura bakmasınlar. Ben vatanımı çok seviyorum, ben insanları çok severim. Ya bu bir sevme edebiyatıdır, gidiyor. Vatanımı çok seviyorum diyen adam, gidiyorsun, giderken bakıyorsunuz, birisi yazmış arabasının arkasına, bu vatan için ölürüm ben diye. Ondan sonra bir baktım, aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Tuttu kapıyı açtı, bütün pislik neyse ortaya döktü. Yola döktü. Durup bir şey söyleyesim geldi. Ya dedim, bu kadar vatan için ölen bir adama bunlar söylenir mi Allah aşkına? Yani siz vatanı seviyorum diyen insan giderken yola tükürüyor. Ya bir insan sevdiğine tükürür mü? İşte bir anlam sıkıntısı var. Ben Kur'an-ı Kerim'i çok okurum diyor. Ya ne yazıyor Kur'an-ı Kerim'de? Bir iki laf söyle diyoruz. Hiç söyleyeceği laf, söz yok. Böyle sevmek nedir ya? Böyle sevgi olur mu? Seviyorsan gereğini yapacaksın. Manasını, değerini vereceksin. Çünkü sevmek hakkını vermektir. Neyi seviyorsanız onun hakkını vermek zorundayız. Çocuğumuzu seviyorsak hakkını vereceğiz. Ama böyle kulaktan duyma şeylerle değil, bilimsel yöntemlerle. İşte akıllılık başkalarının aklından istifade edebilmektir. Şu anda sizin yaptığınız gibi. Ben yıllarca dirsek çürüttüm bu konuyu öğreneyim diye. Siz tabii bir saat içinde almaya çalışıyorsunuz. Şimdi çocuk babaya geliyor, diyor ki
Baba diyor, ben evlatlık mıyım? Bana böyle davranıyorsun. Baba da cevap veriyor. Diyor ki, böyle olsaydı seni mi seçerdim? Tabii böyle bir cevap verilmemesi lazım. Yani böyle bir cevap, çocuk böyle bir endişe yaşıyorsa, baba da böyle söylüyorsa artık yani olması gerekenden daha kötü. Bir hikaye var, onu tekrar, tabii dinleyenler belki bazen tekrara düştüğümü söyleyebilir ama bu konferansın şeyi bu, sistemi bu. Bir adamcağız iş yerinde çalışıyor, eşi vefat etmiş, bir tane oğlu var. Birisi geliyor, diyor ki arkadaşlarından, biz diyor bir çalışma yapıyoruz. Bir mavi kurdele çalışması. Bir mavi kurdele var, bana verdiler. Ben de dediler ki, sen de en sevdiğine vereceksin. Bu böyle devam edecek zincir halinde. Herkes sevdiğine bu mavi kurdeleyi takacak. Ben diyor seni sevdiğim için arkadaş olarak diyor ben sana takıyorum. Sen de diyor kimi en çok seviyorsan ona tak. Tamam, adam alıyor ama eve gidene kadar düşünüyor. Acaba ben en çok kimi seviyorum? Düşünüyor, taşınıyor. Karar veremiyor. Evde otururken kapı açılıyor, oğlu giriyor. Selam, sabah yok, içeri geçiyor. Bu aklına geliyor, diyor ki ben oğlumu seviyorum galiba. İşte Ahmet gel buraya. Geliyor, buyur baba. Oğlum diyor, bak böyle bir kampanya var. Ben de en çok sevdiğim kişi olarak seni biliyorum. Onun için bunu sana takıyorum. Çocuk orada ağlamaya başlıyor. Diyor ki baba biliyor musun, ilk defa bana sevdiğini söylüyorsun. İlk defa. Ben diyor artık intihar etme düşüncesindeydim. Çünkü hayatta yalnızım. Kimse beni sevmiyor düşüncesindeydim diyor. Değerli dostlar, bakın Hazreti Peygamber'in yine bir hadisiyle devam edelim. Çocuklarınızı çok öpün. Onlara verdiğiniz her öpücükte Allah size cennetinde bir makam daha verir buyuruyor. Ne kadar mükemmel bir şey. Yani sevdiğinize sevdiğinizi söyleyin buyuruyor yine. Aslında kendi değerlerimizi biz farkına varsak herhalde bu kadar batıdaki şeylerle uğraşmamıza bile gerek kalmaz. İlgi görmeyen beyin küçülüyormuş. Bunu bilimsel çalışmalar sonucu tespit etmişler. İlgi çok önemli. Hatta çocuklarınızla sizin evde 15-20 dakika bile böyle güreşmeniz veya onlara böyle temasta bulunmanız o çocukların gelişiminde, özellikle duygusal gelişiminde çok büyük etken deniyor. Bakın zeka ile ilgileniyoruz. Zekanın 8 çeşidi olduğu bugün söyleniliyor. Tabii bazen işte duygusal zeka bunun dışında ama duygusal zeka da sosyal ve içsel zekanın birleşimi olarak biliniyor. Şimdi duygusal zeka olmazsa istediğin kadar çocuğun IQ'su tavan yapsın. Başarılı olamıyor hayatta. Çünkü %20 etkili hayatta başarıda. Matematiği çok bilecek bir şey. Duygusal zekayı önemsemek zorundayız. Çocuklarımızın ileride mutlu olması için. Ve onların hayatta başarılı olmaları da buna bağlı. Yaptığı her işten, güzel işten mutluluk duyan bir insanı düşünün. Bir de ya ben bu işi niye yapıyorum? Niye ben doktor oldum, öğretmen oldum? Anlamıyorum ya. Tamam, ay sonunda paramı alıyorum falan ama diyebilen bir insandan bir hayır çıkmıyor. Ben biraz bu birbirimize karşı sevgiyi, anne eşlerin birbirini sevmesini de, çocuklara karşı sevgimizi de Allah sevgisine benzetiyorum. Allah sevgisi içerisinde Allah korkusu da var. Hani eskiler bazen böyle cahiller der ya, şunu yapma Allah taş yapar falan. Tabii böyle bir şey yok. Bu çok yanlış bir anlayış. Ben niçin Allah'tan korkuyorum?
sevdiğim, o kadar değer verdiğim, çok sevdiğim o yüce yaratanı bir an kırar mıyım acaba endişesiyle? Birazcık ya onun rızasını kazanamaz mıyım korkusuyla ben Allah'tan korkuyorum. İşte çocuklarımız ve birbirimize karşı yaklaşırken de acaba kırar mıyım? Acaba gönlünü birazcık olumsuz noktaya götürür müyüm endişesiyle birbirimize, çocuklarımıza yaklaşmamız lazım. En önemli şey de ne biliyor musunuz? İyi bir anne baba, iyi bir gözlemci olmalı. Çocuğunu keşfetmeli. Bu her yerde geçerli, öğretmen için de geçerli. Ama veya eşlerin birbirine yaklaşımında, işte ne bileyim nişanlılık döneminde, evlilik döneminde, karşıdakinin nasıl beklentileri var, nasıl sevgileri nedir, nefretleri nedir, o çocuğun zekaları nedir, hangi zekaya sahip, hangi yeteneklere sahip, bunu bilen birisi işte o sanatkar olan kişidir. Gerçek sanatkardır. Ama bilmiyorsanız, şimdi bir elması aldınız, elmas olduğunu bilmiyorsunuz, uzmanı değilsiniz, kömür de sanırsınız. Onu nasıl, ya şuna biraz şekil vereyim diye alırsınız çiviyi, çekiçle vurmaya başlarsınız ve darmadağın olur. Veya hani bir usta çocuğu yetişmiş mi yetişmemiş mi biraz da tecrübe edinsin diye eline bir metal parçası veriyor. Git diyor bunu satmaya çalış diyor. Bakalım ne para verecekler ama asla satma benden izin almadan. Gidiyor bakkala gidiyor. Amca diyor böyle bir şey var diyor. Madde var diyor. Alır mısınız? Tamam 1 lira vereyim şuraya koy diyor. Belki şuraya asarım diyor. Ötekine gidiyor. Diyor ki ben 2 lira vereyim atımın diyor alnına asarım güzelmiş diyor falan. Öteki işte 3 lira vereyim bilmem ne yaparım falan diyor. Bu sırada da kuyumcuya giriyor. Kuyumcu görünce gözleri faldaşı gibi açılıyor. Bunu nereden buldun diyor. Ne kadar para istiyorsun? Bilmiyorum diyor çocuk. Diyor ki ne kadar para istiyorsan vereyim. Gerekirse evimi satarım diyor. Hayır satmak için getirmedim sadece değerini öğrenmek için. Ya diyor bana sat, bak diyor ne kadar para istiyorsan vereyim. Şimdi dönüyor diyor ki ustasına, ustam diyor çok garip bir şey. Yani birçok insan diyor 1 lira verdi diyor, 2 lira verdi. Kuyumcuya gittim bana milyonlar teklif etti. Evladım diyor bu işte kıymeti bilen bilir. Bu çok değerli bir maden. Onun için kuyumcu bunun değerini biliyordu. Bizler işte gerçek sanatkarlar çocukların kıymetini bilen insanlarız. İnşallah. Ona göre değer vermek zorundayız. Mesela hani şair söylüyor ya dışı sükun ile zahir derunu mahşerdir diye. Dışı o kadar sakin görünür ki ama içinde ne mahşerler var ne fırtınalar kopuyor. Bunu fark edebilmek bile önemli. Onu o şekilde yaklaşabilmek. Pat diye mesela fırtınanın önüne çıkarsanız fırtına alır sizi duvardan duvara vurur. Her şeyin usulü vardır. Ona göre hareket etmek gerekir. Çocuk mesela diyor ki ilim adamları çocuk ne alanda sorular soruyorsa o alanda eğitime muhtaçtır. İşte yeteneğin tespitinin bir noktası da bu. Ne alanda sorular soruyor, hangi alanla ilgileniyorsa o onun için çok önemlidir. Onun ilgi sahasıdır. Biraz yetenekleriyle ve zekasıyla uyumlu gittiği için o alanda mutlaka ve mutlaka eğitime ihtiyacı vardır. Ama önemsemiyorsanız o çocuğun ilk yıkıldığı andır. Bu anlattıklarını, sorduklarını önemsemiyor, komik bir şekilde cevaplar veriyorsanız, dalga geçiyorsanız çocuk bir daha size hiçbir şey açmaz, hiçbir konuda sizin desteğinizi aramaz. Sosyal zeka da önemli dedik ya, duygusal zekanın içerisinde yer alıyor. Sosyal zeka, iletişim zekası.
O çocukla biz eğer güzel iletişim kurarsak o da hayatta daima o güzel iletişimi sağlar. Ve özgüven sahibi olur. Şimdi tabii nereden geliyor bilmiyorum. Bazı yanlış sözler, bazı yanlış davranış kalıpları bizim toplumumuzda yer almış. Belki de geri kalmamızın son 3 asırdır sebebi bu. Belki de değil, kesin bu. Ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü yıllardır neden geri kaldıkla uğraşıyorum. İçinden çok da rahat çıkamıyorum. Zihniyet yanlışlığı ve bilgimizi hayatımıza yansıtmamak. Bakın, belki de en çok bilgi sahibi olduğumuz dönemi yaşıyoruz. Toplumlar olarak. Ve kendi milletimizde, biz bilgisiz bir millet değiliz. Amerika'daki çocukla bizim çocuğu karşılaştıralım. Bizimkiler çok daha bilgili. Amerika'dakiler Avrupa'nın, belki Türkiye'nin, belki Afrika'nın yerini bile gösteremeyebilir haritada. Ama bizimkiler maşallah her türlü ülkenin, Kolombiya'nın baş şehrini söyle, hemen size söyler. Tabii bu doğru mu, onu da tartışmak gerekir. Bakın, sorgulamak gerekir dedim ya biraz evvel. Niçin yaşıyoruzu cevaplamak zorundayız. Çocuğumuza da bunu anlatabilmek zorundayız. Hissetmeden yaşayan bir toplum haline gidiyoruz. Hele hele şimdi fotoğraflar görüyoruz. Bir takım karikatürler yapıyorlar. Herkes elindeki o sosyal medyaya bakıyor. İletişim sıfır. Orada çok dar bir alandayken gönüller, beyinler farklı uzaklıklarda. Yani bu çocuklara da yansıyor. Tabii herkes birbirinden alıyor. Biz yine çok şanslıyız. İyi bir çocukluk yaşadık. Çok daha güzel iletişimin olduğu zamanlardan geçtik. O bakımdan oldukça şanslıyız ama bakın, bilenler tarihi eserleri incelerken saatlerce bakıp duruyor oralara. Mesela Süleymaniye'yi mi geziyorsunuz? Sultanahmet'i mi geziyorsunuz? Bilen bir insan oraya gelip saatlerce bakıyor. Bilmeyen insanı nasıl anlarsınız? Hemen gelir, önünde fotoğraf çekinir. Ondan sonra gider evde bakar. Fotoğrafa, ya cami de güzelmiş aslında, niye fark etmedik ki ya, şu çinilere bak falan. Ya orada görsene, hissetsene kardeşim. Şimdi çocuğu da bazen hissetmiyoruz. Çocuk gelir sizin eteğinize asılır. Siz de öt öt falan dersiniz. Şimdi sırası mı, git dersiniz ama o çocuğun dünyasını yıkmış olursunuz. Ya çocuk protokol falan dinlemez. İsterse Cumhurbaşkanı gelsin, gelir orada bağırır çağırır. O hürriyete sahiptir. Çünkü çok tabidir. Biz o şeylerden geçtiğimiz için kendimizi ölçülendiriyoruz. Bazen de doğru olmuyor tabii bu. Bakın, çok görmüşüzdür. Anne gelir, çocuğun ağzına zorla bir şeyler yedirmeye çalıştır. Sokmaya çalışır. Ben geçenlerde sorguluyorum böyle hep konuştuklarımızda. Biri dedi ki, ben dedi sütü asla sevmem, içmem. Bir arkadaş, olgun bir arkadaş. Dedim ki, annen zorla mı içirirdi sana sütü? Evet dedi. Zorla içirirdi bana ve ben aklım başıma geldikten beri süt içtiğimi hatırlamıyorum. Şimdi zorla bir şey yaptırılırsa ona karşı nefret oluşuyor çocuklarda. Veya bakın, birini örnek gösteriyor. Bak işte Ayşe'nin kızı var ya, işte Zeynep. Zeynep çok seviyormuş ama sütü. Söylemeden, annesi babası zorlamadan içiyormuş. Bu sefer süte nefret başladığı gibi Zeynep'e de nefret başlıyor. İnanın bu böyle. Zeynep'ten de nefret etmeye başlıyor. Madem Zeynep benden daha üstün, annem onu daha üstün görüyor, o zaman Zeynep de kötü, düşman. Bir de son zamanlarda drone annelik diye bir şey çıktı. Drone annelik. Aslında bu
vardı da böyle bir isim ilk defa çıktı. Yani gölge gibi çocuğu takip ediyor. Aman ha düşer, aman ha şu. Acaba yanlış bu çocukla mı arkadaşlık ya da yapar? Acaba burnu mu kanar? Acaba üşütür mü? Acaba terler mi? Hemen sırtına bakar bir şeyler sokmaya çalışır. Çocuk adeta nefret etmeye başlıyor. Aman annem beni görmesin. Bu baskı karşısında yılıyor çocuk. Ve biz böyle fanusta çocuk yetiştiriyor gibi bir pozisyona giriyoruz bu sefer. O fanusun içerisinde alalım çocukları, orada yetiştirelim, bir de oksijen bağlayalım. Hiçbir dış temasla karşılaşmasın. Oysa çocuklar düşecek, üşüyecek, ne bileyim dışarıda yorulacak, ayağına diken batacak, bizim çocukluğumuzda olduğu gibi dağda taşta dolaşacak. Özgüveni gelecek. Yani mücadele ruhu gelişecek. Aksi takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk koruna koruna öyle bir hale alıyor ki o kozadan çıkamayan kelebek gibi. Hani yine de anlatayım, o kozanın içerisinde biliyorsunuz ipek böceği zor, hem kendini sınırlıyor, sonra da bir delik açıyor oradan çıkmaya çalışıyor. Bunu gören bir işgüzar onu genişletmiş ki ya rahatlıkla çıksın işte, merhamet neticede. Çıkmış ama bir daha uçamamış. O kelebek haline gelememiş. Çünkü oradan çıkarken tabiatın bir kanunu var. Sünnetullah diyoruz biz buna. Allah'ın yarattığı bir kanun. Orada o zorlanacak, kasları gelişecek, kanatları genişleyecek ve çıktığında rahatlıkla uçabilecek. Onu engellemiş oluyoruz. Çocukta da böyle. Çocuk da birazcık sıkıntıyla karşılaştığı zaman hemen depresyona giriyor. Hemen o çocuk pes ediyor. Ben yaşayamam. Şimdi geçenlerde bir kitap okudum. Viktor Frankl diye bir adam, İnsanın Anlam Arayışı adında. Bu adam bir yazar ama Nazi kamplarında oradan oraya sürülmüş birisi. Diyor ki benimle beraber binlerce insan kamptan kampa gönderildi. Her türlü işkenceyi gördük, her türlü sıkıntıyla karşılaştık. Ben diyor kitap yazıyordum, elimden kitabı aldılar, yarımdı diyor, yırttılar diyor, hepsini diyor darmadağın ettiler. Ama kendime dava edindim, dedim ki ben yaşayacağım. Bu kitabı bitireceğim. Ve sonunda diyor ki %90'ı öldü benimle başlayanların. Benim yaşamamın sebebi işte o davamdı diyor, idealimdi diyor. O mücadele ruhu öyle gelişiyor ki tabii adam belki de nadir hayatta kalanlardan biri oluyor. Evet, şimdi örneklik çok önemli dedik. Hatta bizim yine toplumumuzun bir sözü var, bir atasözü. Dedenin yediği ekşi elma torunun dişini kamaştırır diye. Ya dede baba ufacık bir haram yese bu çocuktan çıkabiliyor. Veya bir yanlış davranışı, tarzı çocuğa yansıyabiliyor. Örneklik, rol modellik bu bakımdan çok çok önemli. Çocuklarla bakın anne baba ve hatta büyükler tabii çok ihmal etmeyelim, büyükler berekettir diyor, evin bereketidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Anne baba çocuğa nasihat etmemeli ya da çok ölçülü etmeli. Nasihattan ben de hatırlıyorum, çocuklukta çok gıcık olurdum. Birisi amca gelir, evladım bak şöyle yapma, bunu yap. Hep sen iyi insan olmalısın, şöyle davranmalısın gibi. Siz bunu genişletebilirsiniz. Birçok şey. Ya böyle insanlardan nefret ederdim. Bana niye bu nasihat ediyor? Benim ne ihtiyacım var falan gibi. Bilmiyorsun ki o zaman ne eksiklikleri olduğunu. Şimdi keşke birileri gelse de nasihat etse diyoruz. Bunu da bulmak zor oluyor maalesef. Ama
Yani bir gerçeği vurgulamak için söylüyorum çocuğun psikolojisini. Özellikle buluğ çağındaki çocuklara asla nasihatle yaklaşmamak lazım. Çünkü onlar ters tepki veriyorlar. Bu bakımdan ancak onlarla hemhal olmak, onlarla hani bir kovboy filmi vardı hiç unutmam. Şimdi bütün o şeyler, neydi onların isimleri, o boğalar falan, özel bir ismi vardı da hatırlayamadım. Buffalo evet, Amerika'da. Buffalolar işte ipini kaçırmışlar hepsi. Yüzlercesi gidiyor, koşuyor. Şehri talan edecekler neredeyse üzerinden geçerseler. Şimdi akıllı birisi çıkıyor, atına atlıyor. En öndeki buffalonun üzerine atlıyor. Ve onunla bir müddet gidiyor. Hemen çevirmiyor da. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş çevirerek onu, şehri kurtarıyor. Sonra da istediği yere götürüyor. Orada zaten hareket edemez hale getiriyorlar. Onları hepsini, çevresini çepeçevre sarıyorlar. Şimdi buffalo'da bile böyle. Hemen aniden çevirmeye kalkışsa kendi de tepelenir, altta kalır. Bunu bilmek gerekiyor. Çocuklara sabırla yaklaşmak ve sabırla yavaş yavaş milim milim hareket ettirerek, belki o sevgiyi vererek tabii. Seni çok seviyoruz. Sen ne yaparsan doğru yaparsın. Ben senin yanlış yapacağına inanmıyorum gibi yaklaşmak. Ve bakın, iki tane anne örneği vereceğim burada da. İşte bir annenin eğitimi %70-80'lere nasıl çıkarabildiğinin göstergesi. Bizim İstanbul'da Bozkurt vardı. Bozkurt 2,5 yaşında televizyondan İngilizce öğrenen bir çocuk. 5-6 yaşlarında İngilizce NASA ile yazışmaya başlıyor. 8 yaşına gelince bunu CERN'e götürüyorlar, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne. Orada fotoğraflar çekiliyor. O John Nash, dünyanın en büyük matematikçisi. Biliyorsunuz akıl oyunlarında da onun hikayesi yer alıyor. Ama adam şizofren. Onunla tanıştırıyorlar vesaire. Neyse, uzatmayayım. Okuluna geliyor. Okulda fotoğrafları öğretmenlerine, müdürüne gösteriyor. Onlar bir tarafa atıyorlar, ya ne bana ne falan gibi, işte ilgisizlik. Sonra bir baktık, bizim İstanbul okula bir yazı geldi, mektup geldi. İşte bu çocuk çok değerli bir çocuk, bununla ancak sizin okulda ilgilenebilirsiniz, sizin okutacağınıza inanıyoruz diye. Hemen aldık çocuğu. İlk yıl bana, daha 8,5-9 yaşlarında, kara deliklerin hesaplanmasıyla ilgili bir briefing verdi. Yani 45 dakika, elinde hiçbir belge yok. Kafadan hesaplıyor, işte pi sayısını çarpıyor vesaire bilmem ne. Ben de ona tabii dedim ki, madem sen bana verdin, ben de sana bir briefing vereceğim. Ben de insanı anlattım. O da hoşuna gitti. Tabii şu anda üniversiteye girdi galiba. En son haberini alamadım. Bunun arkasındaki gücün annesi olduğunu fark ettim. Annesi aslında öyle çok okumuş, yazmış birisi değil ama çocuğuyla beraber İngilizce öğrenmiş, çocuğuyla beraber uzayı araştırıyor, çocuğuyla beraber her şey yapıyor. Ama onu tabii özgür bırakmayı da biliyor kafa olarak. Edison, daha önce anlattığım için bazı arkadaşlar bilirler. Edison çocukken ilk sınıfta büyük ihtimalle öğretmeni annesini çağırıyor, diyor ki bu, diyor, zeka problemli, yapacağım bir şey yok. Onu, diyor, artık siz kendiniz okutun, götürün, ne yaparsanız yapın, çünkü ben bir şey veremiyorum ona, diyor. Annesi de alıyor Edison'u, götürüyor. Eve götürdüğünde çocuk soruyor, diyor ki anne, beni niye getirdin, okulumdan niye aldın? Oğlum, diyor, sen deha çaplı olduğun için öğretmenin sana
bilgisi yetişmiyormuş. O yüzden bundan sonra ben eğiteceğim seni. Ve anne eğitiyor ona. Okuma yazmayı öğretiyor, matematik öğretiyor vesaire. Onunla beraber belki de öğreniyor. Aradan yıllar geçiyor. Edison tabii Edison oluyor. Tanınmış bir adam oluyor. Annesi vefat ediyor. Bir gün çekmecede o raporu buluyor. Öğretmenin annesine verdiği raporu. O raporda şunlar yazıyor. Tabii çocuğun zeka özürlü olduğunu, zekasının yetersiz olduğunu vesaire. Ve Edison açıklama yapıyor. Diyor ki bana dahi demeyin. Asıl dahi annemdi. Evet. İnşallah ben sizlerin de öyle annelik babalık yapacaklarına inanıyorum. Diğer taraftan tabii büyükler evde hani anne huzuru temsil eder. Hepimiz için öyledir. Benim için de öyle. Baba ise güvendir çocuklar için. Arkasında dağ var hisseder çocuk babasını arkasında durduğunu bildiği için. Büyük anne büyük babanın da çok büyük fonksiyonu vardır. Bu dağın daha da güçlü olduğunu hissederler. Ama şimdi tabii durum biraz değişiyor maalesef. Yaşlılar evin dışına atılıyor veya huzur evlerine. İşte daha huzurlu olsun diye mi artık bilemiyorum. Bir çocuk babasına diyor ki, baba diyor sen ne zaman yaşlanacaksın? Baba oğlum niye sordun bunu? Ya merak ediyorum diyor. Çünkü ben diyor senin babanı yatırdığın gibi o yaşa gelince ben de seni huzur evine göndereceğim de onun için diyor. Ne yaparsak karşılığını buluyoruz kendi çocuklarımızdan. Değerli dostlar, her çocukta bana göre deha potansiyeli vardır. Her çocukta. Yeter ki onu keşfedelim. Hani başında dedik ya anne babanın da görevi bu. En başta. Çocuğu keşfetmek. Onu keşfettiğimiz zaman bakarsınız. Nerede bir böyle ışıltı olduğunu fark edersiniz. Onu fark ettiğimiz anda onun üzerine doğru gideriz. Burada çocuğa olumlu yaklaşmak o kadar önemli ki. Mesela iki örnek söyleyeyim ben size. Birincisinde bir öğretmen diyor ki ya bu çocuk diyor sakat diyor ya özürlü bir çocuk. Ben buna nasıl tesir edeceğim? Tamam zor çocuk ben zor çocukla uğraşamam ki. Biz bunu zaman zaman konuşuyoruz hocalarımla. Ama bize Hüseyin Hoca da diyor ki zor çocuklar diyor asıl öğretmenin değerini belirler. Öğrenme güçlüğü olan vesaire. Bir başka öğretmen geliyor diyor ki ya çocuğa sen diyor müthiş bir yeteneksin. Müthiş bir yeteneksin. Bak diyor çizimin harika. Müthiş ressam olursun veya tasarımcı olursun. Çocuk o günden sonra coşuyor, müthiş çizimler yapıyor, daha güzelini yapmaya çalışıyor. Daha güzelini derken bir bakıyorsunuz dünyanın en büyük sanatkarları arasına girebiliyor. İki kişinin farklı yaklaşımı, biri öldürüyor, biri yükseltiyor. Yine bir örnek vereyim ben. Yine Hüseyin Hoca'dan açtık, kendisi duymaz belki. Almanya'da çalışırken bir vatandaş geliyor ağlamaya başlıyor. Diyor ki benim çocuk yoldan çıktı. Hakim olamıyorum. Öyle ki ya Türk bayrağından nefret eden böyle bir insan görmedim. Türk bayrağından nefret ediyor. Ülkemiz aleyhine konuşuyor vesaire. Ben diyor ağlayarak anlatıyor bunları. Ben diyor bundan çok rahatsızım. Hoca da diyor ki sen merak etme bana bırak. Sonra oturuyor ben bu konuya çok önem verdiğim için bu hikayeye anlatıyorum her yerde. Diyor ki sen bana bırak. Bir şey yazıyor tiyatro eseri. Bu çocuğa diyor ki ya diyor sende müthiş bir yetenek var. Sen
Drama yeteneğin çok mükemmel. Çocuk seviniyor tabii. Burada sana başrol vereceğim. Bak bu tiyatro eserinde sana başrol vereceğim. Orada oynayacaksın. Çocuk acayip seviniyor. Yerinde duramıyor adeta sevinçten. Ve orada oyunu sahneliyorlar. Eserin konusu, eserin ismi Bayraktar. Çocuk da Bayraktar rolünde. Baş Bayraktar. Ve aradan bir hafta 10 gün geçmeden baba yine geliyor. Bu sefer yine ağlayarak. Ama sevinç gözyaşlarıyla. Hocam sen nasıl başardın bu işi? İşte çocuğun olumlu yanını görerek. Bu mükemmel bir hadise. Bütün çocuklarda bu var. Bütün çocukların Allah hiç kimseyi boşa yaratmamış. En güzel taraflarını görebilmemiz lazım. Bazılarının tabii birçok yönü güzel olabilir. Ama bazı çocukların hiç beklemediğimiz taraflarda güzelliklere sahip olabilir. Bakın, ben bazen yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da şunları görüyorum. Çocuklara beyefendi diye hitap edildiğini görüyorum bazı yerlerde. Şimdi bizde de lan büyüklerin yanında konuşulmaz, sus gibi tabirler. Nereden gelmiş bize bilmiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'den mi gelmiş, adetlerimizden, törelerimizden mi gelmiş? Araştırdım, hiçbir yerde yok. Şunla karşılaştım ama, Hazreti Ali diyor ki, çocuklarınıza asil insan muamelesi yapın. Allah Allah. Bunu niye biz hiç yapmadık? Niye babalarımız, dedelerimiz bunları öğrenmedi? Asil insan. Ve araştırıyorum yine. Yine Hazreti Peygamber'in hayatından bir örnek. Dünyada görülmemiş bir örnek. Bir çocuğun kuşu ölmüş, taziyeye gidiyor Resulullah Efendimiz. Böyle bir şey duydunuz mu siz hayatınızda? Ben bunu öğrendiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Bir çocuğa taziyeye gidiyor. Geçen bizim çocuklarla konuşurken onlara da anlattım ilkokulda. Birisi dedi ki, benim dedi balığım öldü dedi, kimse gelmedi taziyeye. Dedi ki Peygamber Efendimiz yaşasaydı herhalde gelirdi. Bakın şu muameleye bakın. Nereden nereye savrulmuşuz? Batıdan bunları örnek olarak almaya çalışıyoruz. Ya aslı bizde var. Asil insan muamelesi. Yine Hazreti Ali bir hadise izafen diyor ki, buyuruyor ki, 7 yaşına kadar çocuklarınızla oynayın. Güreşin, onlarla şakalaşın. Onlarla ilgilendiğiniz saatler olsun. 7 yaşıyla 14 yaş arası arkadaş olun. Tabii baba anne olduğunuzu unutturmadan. Arkadaşça davranın. Onlarla birlikte olun, konuşun, hayallerini konuşun, gelecek düşüncelerini ortaya koyun. Bazen bazı anne babalarla karşılaşıyorum. Ya benim çocuğum acaba ne düşünüyor falan diye benim yanımda soruyor. Ya ne düşündüğünü bilmezseniz onu anlamazsınız ki zaten. Ona hitap edemezsiniz ki. Kalbinizi, beyninizi veremezsiniz ki. 14 yaşından sonra ne yapalım diye soru soruluyor. O zaman istişarenize taraf edin. Çocukla istişare yapın. Gel bakayım ya, şuraya mutfağa perde yaptıracağız. Senin görüşünü de alalım. Veya işte şuraya ağaç dikeceğiz bahçemize. Hangi tür ağaç yapalım? Ya çocuğa değer vermiş oluyorsunuz. Sevdiğinize, işte sevmek hakkını vermekse budur karşılığı. Bunun dışını ben düşünemiyorum. Ve Mevlana'da da geçiyor da, bu Sokrat'ın ebe modeli diye tarihte yerini almış. Karşıdakini bir konuya, bir yöne yönlendirmek istiyorsanız ona sorularla yön verin. Hiç fark etmesin. Ben yapıyorum diye düşünsün kendisi. Bunları ben cevapladım. Babam da bana göre, işte annem de karar verdi. Halbuki siz biliyorsunuz nereye gideceğinizi. Sorularla öyle bir yönlendiriyorsunuz ki
onun kafasında istediğinizi doğurtuyorsunuz. Yani ille şunu yapacaksın yerine, işte sorularla onu yönlendire yönlendire istediğiniz noktaya getirebilmek büyük bir sanatkarlıktır. Bu hayatta da böyle. Gerçek hayatta, iş hayatında da böyle. Karşıdakinin inceliklerini, düşüncelerini, psikolojisini bildiğiniz takdirde onu istediğiniz noktaya yönlendirmeniz bu şekilde mümkün. O da diyecek ki ben karar verdim. Akıllı insanın yapması gereken. Tabii tenkit. Bu da aslında her şey bir üslup meselesi, anladığınız gibi. Üslubu öyle ayarlamak gerekiyor ki. Mesela bazen çocuklara ceza verenler var. İşte tek ayak üzerine duracaksın. Ya çocuk duruyor, her gün duruyor ama niye duruyor anlamıyor. Çünkü cezanın manasını bilmiyor. Cezanın anlamını bilmiyor. Halbuki işte sevgiyle yaklaşıp da bunları yönlendirebilirsek, o zaman ceza vermeye de zaten gerek yok. İşte korku kültürü o çocuğun içinde öyle bir yerleşiyor ki ömür boyu mutsuz oluyor. Ama takdir ve övgü, biraz evvel dedim ya, benim çocuğum üstün zekalı diye yanında övünüyor. Ben de diyorum ki, çocuklara da bunu söylüyorum. Siz zekanızla övünebilir misiniz? Şimdi çocuklar öğrendi artık. Hayır. Neyle övünebilirsiniz? İcat yaparsak, çalışırsak, bir şey becerirsek. Ya nasıl güzelliğiyle, çirkinliğiyle veya ne bileyim yakışıklılığıyla bir insan değerlendirme yapamazsa, çünkü her şey Allah'tan. Bunları veren biz kazanmadık ki güzelliğimizi, yakışıklılığımızı, ne bileyim aklımızı, sağlığımızı. Allah verdi. Nasıl övünebiliriz ki? Övüneceğimiz bir şey varsa çocuklara bunu alıştırmak gerekiyor. İşte çalışmamızla, güzel fikirlerle, güzel iş yaptıysa, birine iyilikte bulunduysa onu takdir etmek de artık olmazsa olmaz. Bir ufak iyiliği takdir etmek daha çok iyilik yapmasına sebep olacaktır. Ve arkası gelecektir. O insan artık iyilik yapan iyi insan rolünü oynayacaktır ömür boyu. Bu bizim oradaki bir ufak hareketimiz ömür boyu onun hayatını etkileyecektir. Ve tevazunun ne kadar önemli olduğunu çocuklara anlatabilmek lazım. İşte böyle. Yani birinin övünmesi, bak sen övünüyorsun ama karşıdaki bundan kırılıyor. Rahatsız oluyor, haset ediyor. Şimdi hele Face falan çıktı ki orada daha çok övünüyoruz. İşte elbisemizle övünüyoruz, yediğimiz yemeği gösteriyoruz. Ya bunlar nedir Allah aşkına? 50 yıl evvelki dedelerimiz görseydi herhalde aman Allah'ım falan diye ağızlarını yüzlerini kapatırlardı. Yani sokakta gezerken bile yemeğe göstermeyen lokantalar vardı. Şimdi kokuları da duyuyorsunuz. Açlar, açıkta olanlar ne yapıyor acaba bilmiyorum. Onlar gözüyle zaman zaman bakmaya çalışıyorum. İşte burada çocuğa diğergam olmayı da hissettirebilmek, anlatabilmek lazım. Bu sözle olmaz. Çocuğu alacaksınız, okulumuz yapıyor zaman zaman, götüreceksiniz sosyal yardım kuruluşlarına. Afrin'e yardım etmenin, oradaki çocuğun mutluluğunu görmenin hazzını yaşayacak. Veya Arakan'a gönderecek. İşte şimdi Doğu Türkistan vesaire her taraf kan ağlıyor. Bunlar yaşanırken sen kalkıp da Face'de bilmem ne de yediğinle, içtiğinle, giydiğinle övünemezsin. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor çocuklarımıza. İşte kaliteli insan istiyorsak böyle olur. Parayla, pulla, bilmem neyle ancak açık yerlerini kapatırız insanların. Gerçek büyüklük ancak bu şekilde bir tavırla mümkün. Başarının ne olduğunu da işte belki böyle anlatabiliriz. Gerçek başarı nedir?
başarılı olmak, en iyi okullardan en büyük başarılarla mezun olup işte madalyalar almak mı, yoksa insanların hayrına insan olmak mı? Ben çok kişi gördüm. İşte sizler de gördünüz. O Atalay Filiz'i hiç unutmuyorum. Seri katil bundan birkaç sene evvel yakalandı. Araştırdılar ki bu Galatasaray mezunu, üniversiteyi yurt dışında okumuş, yarıda bırakmış tabii. Gelmiş burada bir sürü insanı hiç gözünü kırpmadan öldürmüş. Çok başarılı mı? Yani klasik mantıkla bakarsak başarılı. Galatasaray'ı herkes bitirebilir mi? Benim bir tanıdığım doktor vardı. Türkiye'de TUS birincisi olmuştu. Tıpta uzmanlık sınavında Türkiye'de binlerce doktorun ötesine geçip TUS birinciliği yapmıştı, olmuştu. Ve hemen biz hastaneye aldık. Tabii 5-6 ay onu çıkarmak için uğraştım daha sonra. Hastalar geliyor, ya doktor bey bu bir şey bilmiyor ya. Bundan doktor olmaz. Ağzında lafı yok. Soru soruyoruz, bilmiyor, cevap vermiyor. Herhalde hiçbir şey bilmiyor. Anlatamadım ben onun Türkiye'nin en bilgili doktoru olduğunu. Suratı asık, yüzümüze bakmıyor, gözümüzle irtibatta geçmiyor vesaire. Yani başarı sadece bu göstermelik şeyler değildir arkadaşlar. Başarı onun karşıdaki insanla temas kurabilmesini, iletişim sağlayabilmesini sağlayacak bir anlayışa da kavuşabilmesidir. Sosyal ve duygusal zekasının yüksek olup insanların ızdırabından dert edinebilecek kişi olmak gerçek başarıdır. Aksi takdirde dünyada bir sürü madalyayla yaşar ve ölür gider, cenazesini 3-5 kişi kaldırır. Arkasından dua eden de olmaz. Belki de derler ki bir lanet adamdan kurtulduk. Böyle insanlar da var. Allah 150 IQ vermiş tahmin ediyorum. Çünkü çevresindekilerin hepsi üstün zekalı insanlar. En az araştırdım 140 IQ'ya sahip Adolf Hitler. Onun gibi niceleri var. Başarılı mıydı? Bilmiyorum. Benim ölçülerimde değildi tabii. Ama bakın, Michael Jordan son zamanların en büyük basketbolcusu. Adama tabii soruyorlar. Sorulara cevap veriyor. Diyor ki ben bu seviyeye yeteneklerimle geldim. Ama bu seviyede karakterimle kaldım diyor. Karakter. Herkes seviyor adamı. O kadar karakterli bir insan ki araştırdığım kadarıyla herkes seviyor. Evet, Kayseri'de olunca Kayserilik biraz çocukların yetiştirmesinde önem arz ediyor. Aslında son zamanlarda burada bir zayıflama var. Başka şehirlere gittiğim zaman diyorlar ki Kayseriler hep böyleymiş. Şu anda öyle olduğunu pek görmüyorum. Çocukları biz mutlaka bir yerlere gönderir, işte şemşamer sattırır, buz satardık o zamanlar, su satardık, elma, ne bileyim maydanoz, ne bulursak satardık. Ben tabii bu imtihanı kaybettim, bu Kayserilik imtihanını, çünkü hep başarısız oldum. Sonra dediler ki bana, ya bu adam olmuyor, bari okusun. Biz de öylece okula gittik. Kardeşim daha iyiydi, o da doktor oldu gerçi bizim şeyimizle de. Şimdi o İngiltere'deki olayı yine anlatacağım. İngiltere'de bir arkadaşımız yüksek lisansa gidiyor. Orada yüksek lisans esnasında tabii parası yeterli olmadığı için akşamları veya gündüzleri bazen çalışıyor. Çalışmak zorunda kalıyor. Garsonluk yapıyor. Bu arada bir çocuk görüyor orada, 15 yaşlarında falan. Çocukla iyi bir arkadaş oluyor. Ya Tom, seni çok sevdim. Neden böyle falan? Bu sohbetler devam ediyor. Oralı çocuk. Niçin çalışıyorsun diye sorduğunda diyor ki ben diyor geçimimi sağlamak zorundayım. Ev kirası da ödüyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum.
Neyse üzülüyor tabii. Yani acaba annesi babası yok mu? Veya ne durumda? Gibi soramıyor da. Bir gün gazete okurken bir adamı, vergi rekortmeni bir adamı buna benzetiyor. Diyor ki, Tom gel buraya. Şu adam sana çok benziyor diyor. Neden? Yani tanıyor musun? Tabii diyor benzer. Çünkü babam o benim diyor. Allah Allah. Ya bir şaşkınlık daha. Ve babasına karşı nefret beslemeye başladım o günden sonra diyor. Adam ya böyle zengin bir adam çocuğunu çalıştırır mı? Bulaşıkçılık yaptırır mı Allah aşkına? Ondan sonra neyse ben yine konuya girmiyorum. Aradan günler geçti. Bir gün geldi. İşte şu akşam, yarın akşam bizim evde bir doğum günü partisi var. Seni de çok sevdiğim için sevdiklerimi davet ediyorum. Sen de gel abi diyor. Bu da tamam diyor. Yani seni yalnız bırakmam. O gün adrese arabayla gidiyor. Ya bir bakıyor ki bir malikane. Allah Allah yanlış mı geldim acaba? Kapıyı çocuk açıyor. Tom. İçeri şaşkınlıkla giriyor. Tabii mükemmel bir ev. Orada tanıştırıyor birini babam diye. Bu tabii ona sert sert bakıyor böyle. Hiç suratı gülmeden. Adam çok sempatik. Orada bir şaşkınlık daha yaşıyor. İçeri geçiyor, oturuyor. Biraz sonra adam yanına geliyor. Diyor ki sizi tebrik ederim diyor. Çok diyor seviyor benim oğlan sizi. Ama diyor ben sizi tebrik etmeyeceğim diyor. Size teessüf ediyorum diyor. Neden? Ya bu yaş, bu kadar zenginliğe rağmen bu çocuğu nasıl siz bulaşıkçı yaparsınız Allah aşkına? Neden diyor adam yani şaşkın bir şekilde. Yani neresi garip bu işin? Ya neresi garip? Hepsi, her şey garip. Diyor ki bak arkadaş, bu oğlum benim varisim. Para kazanmanın değerini anlaması lazım. Özgüveni olması lazım. Zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmesi lazım. Nasıl yapacağım ben başka türlü? Tabii ki çalışacak. Çalışmanın önemini anlayacak. Ay sonunda belli bir rızık elde etmeye çalışacak. Hesabı kitabı denk getirmeye çalışacak. Ondan sonra ben ona görev vereceğim diyor. Şimdi bu Kayseri'de böyleydi aslında ama şimdiki maalesef zenginlerimiz işte böyle bir şeyi yapamıyor. Yapmamaya çalışıyor veya kıyamıyor çocuklarına. Kıyamadığımız çocuklar da sonra fabrikalara gidiyor. Fabrikalarda müdür yapıyoruz hemen. O müdürler bakıyorsunuz işi beceremiyor. Alttakilere komik oluyor. Çalışmanın değerini bilmiyor. Baba ben 10'da gelsem diyor. Ben işte erken gitsem diyor vesaire. Yani bir türlü tutturamıyor. Sonunda işi ele alınca da batırıyorlar genellikle. Yani çocukları her türlü zorluğa göre yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi ben çocukluk yıllarımda Erciyes'e kayak kampına çok gittim. 4 sene mi 5 sene mi? Giderdik 15 gün orada kalırdık. O zamanlar tabii Kayseri'den hiç kimse gelmez. Ancak komandolar gelirdi. Orada birinci gün donardık adeta. İkinci gün biraz üşürdük. Üçüncü gün, dördüncü günden sonra hiç üşümemeye başlardık. O kadar dirençli, mukavim olurduk ki. Döndükten sonra da palto nedir bilmezdim ben. Hatta derlerdi ki ya palton yok mu evladım, sana palto alsak, birileri acır falan. Yok ben üşümüyorum derdim. Tabii biraz da siyahlaşırdık öyle. Öğretmenim bile tanıyamamıştı beni. Döndüğümde sen nereden geldin evlat falan diye. Ama ben uzun yıllar grip, nezle nedir onu bile bilmedim. Yani kendim denediğim için çok iyi biliyorum. Çocuğu eğer siz ona alıştırırsanız daha mukavim oluyor aksine. Yani korumak yerine. Evet. Çocuğun mesela eline bol para vermek burada çok büyük bir yanlış. Onu da özellikle belirteyim. Ama mesela kamplara göndermek, bizim okulun kampına her yıl gönderiliyor. Başka kamplarda, izci kampları vesaire.
Şimdi bir aile velimiz bana şunu söylemişti. Bizim Antalya kampına gidip geldikten sonra dedi ki benim çocuk olarak gitti, yetişkin adam olarak geldi. Orada 5-6 günde bile çocuğun davranışı değişiyor. Çünkü yatağını yapıyor, bilmem ne bileyim disipline alışıyor. Orada kendi başına ayakta durmayı başarıyor. En iyi ortam bile, yani düşünün orası bile. Halbuki yaz kamplarında mesela izci kamplarına gönderilebilse çocuklar herhalde çok daha iyi sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Şimdi şikayet etmek, biz şikayetçi oldukça çocuklar da şikayet kültürünü alacaktır. Oysa şikayet ettiğimiz kişiler bizim dertlerimize çözüm bulacak kişiler değil. Buna rağmen kendimiz herhalde tatmin olmak için şikayet ediyoruz halimizden. Bir teyzeye sormuştum ben doktor olarak çalışırken. Teyzem şikayetin ne? Oo, başladı ayağından başladı kafasına kadar her türlü Allah bana hep veriyor demek ki benden başkasına vermiyor falan gibi. Sonra bir amca geldi, amcaya sordum. Dedim ki amca şikayetin ne? Estağfurullah, estağfurullah. Şikayet olur mu evladım? Yani Allah ne verirse razıyız gibi cevap vermişti. Sadece kulağımda biraz şikayet, rahatsızlık var gibi bir cevap vermişti. Bakın ne kadar fark. Bu dolayısıyla biz çocuklara şükretmeyi de öğretebilmeliyiz. Bizim okuldaki çocuklarımızın çoğu iyi durumda elhamdülillah. Ama işte bu da o kendisinden daha sıkıntılı insanları görmekle mümkün. Mesela herkes bugün hele şu televizyonlar, diziler vesaireler hep kendinden daha üstünü görme düşüncesinde. Hepimiz görüyoruz değil mi? Televizyonlarda da haberlerde de görüyoruz. Bir anne diyor ki ya diyor bir anne dese hayatımı vereceğim. Bir anne diyemiyor. Bakıyorsunuz 10 yaşına 12 yaşına gelmiş çocuk. Bir anne diyemeyen çocuklar var. Bir adım atsa diyor ya adım atsa. Yani bir yürüse şöyle kendiliğinden bir adım atsa. Nelerimi veririm? Şimdi onların yanında bizim çocuklara bunu öğretebilmek gerekiyor. İşte şükretmek mutluluk için en büyük sebep. Şükreden insan, şükredebilen insan mutlu olur. Ve Amerika'da özellikle John Hopkins'in de araştırma yapmışlar. Çocuklara sormuşlar, gençlere. Demişler ki, hayatınızda eksik olan ne? Birileri para, birileri bilmem ne demiş ama %80'e yakın, çok ilginç, amaçsızlık. Hayattan bir beklenti olmaması. Bunu Fransa'da da yapmışlar, aynı sonuca ulaşmışlar. Çocukların ne borçlu? İdeal bir dinamodur. Bana zaman zaman söylüyorlar bu koşturmanın sonu var mı diye, ben de ölünce diyorum. Ya çünkü içime birisi dinamo takmış, o dinamo ben yavaşlasam sürekli harekete geliyor beni. İşte bu idealdir. Hayata dair, değerlerimize dair idealler. Hatta bir fikir adamı diyor ki, siz diyor çocuklara gemi yapmayı öğretmeyin. Onlara